Herkese yepyeni bir RTS2 Multiplayer videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün altımıza görüyorsunuz ki Dust 3'te Euro 6 var. 530 beygir. Gidip yük alacağız. Duisburg'dayız. Şöyle göstereyim. Duisburg bayağı bir değişmiş. Yani multiplayer de değişmiş. Enteresan bir şehir olmuş ya. Garip yani. Böyle kare bir alana yayılmış böyle. Şirket falan burada. Şirket şehrin dışında. Güzel. Yani multiplayer ekibini bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Şurada bir şirket var. Biz gidip şuradan meşrubat yükleyeceğiz. Meşrubatımızı alıp tabii ki de nereye götüreceğiz? Kalais'e götüreceğiz. Yani ben yük buldum. Yüksüz gider miyim? Gitmem. Daha sonrasında ise şöyle göstereyim. DAF normal bir DAF yani. Araçtan fazla bahsetmeye gerek yok. Şöyle farlarımızı, tepe lambalarımızı yakalım. Burayı bu şekilde yapmaları bilmiyorum ya, beni mutlu etti diyebilirim. Çünkü diğer türlü şehir çok küçüktü ve gelen insan sayısı, potansiyel insan sayısı çok fazlaydı. Problemler çıkabiliyordu. Bu şekilde yola çıkalım. Buralarda hiç çarpışmasız alan var mı yok mu bilmiyorum. Galiba varmış. Bu arada aracımız %0 hasarlı. Şu anda yoğun olmayan saatlerdeyim. Eğer bu saatlerde de yani bir problem çıkarsa, bizi toksiçlerlerse yani artık inan engine bağlayacağız yani anasını. Anasının İnşallah başımıza bir şey gelmez. Buralar yine yoğun tabii ki. Herkesin bir işi gücü var. Herkes bir amaç uğrunda burada şu anda. Kimisi sosyalleşiyor, arkadaşları var falan. Biz de yine işimizin gücümüzün başındayız yani. Yükümüzü götüreceğiz tabii ki sağ salim inşallah. Kalais'i zaten oyunun kendisi düzeltmişti. Duisburg'a böyle bir güncelleme, düzeltme geldi mi tam olarak hatırlamıyorum. Hani kaplamaları, yolları falan değişti mi onun. Tam çıkaramadım. Ama bu Duisburg multiplayer ekibi tarafından yapıldı. Tabii ki yapılalı da bayağı oldu yani hemen. Ben öyle ilk çıktığı zamanlarda böyle gidip bir şeyi incelemeyi çok fazla sevmem. Daha sonrasında otursun bakalım. Hani bir şey olsun. Ondan sonra bakmayı daha çok seviyorum. Şöyle serbest çalıştan Alice'e gidecek olan yükümüzü alalım. Kron alalım ya. Aynen. Kron bağlayalım. 23 ton meşrubat diyoruz. Yükümüz bayağı ağır. Sollayan sollasın. Bizim meşhur korna takılı yine. Biz buraya doğru geliyoruz ama bizim Dorse bunlardan biri değil. Evet. Bu arada xenon farlar yok araçta. Şöyle görüyorsunuz normal standart farlar. Ya onu da kodla değiştiriyoruz da kod ne bileyim ya. Her zaman uğraşamıyoruz. Kron işte bizim Dorse nerede lan? Bu arada saatlerimiz de şu anda oyunda 9.30'a yaklaşıyor. 9.30 diyebiliriz hatta. Seni de bulduk. 9.30'a yaklaşıyor. Bu hava oyunda çok güzel. Bu görsel, bu yani gün batımı harbiden müthiş oyunda. Böyle kırıkları da indirelim de rahat girelim. Tamam. Mis gibi oldu. Böyle iyiden bağlayalım. Böyle de gidebiliriz ha. Harbiden. Bu arada plakaya TV yazıyor. Ne alaka? Şansa bak. Bu şekilde basıp da gidebiliriz de. Titrer ya araç. Midilli oldu. DAF'ın midillisi var mı bilmiyorum. İlla ki vardır yani. Genellikle her aracın oluyor. Adama takmadan. Kaç dorsem var be? Dorsem var, bir de dingilin fazla yani. Daha ne kadar böyle büyük sevebilirsin ki? Böyle ufaktan şehir turu da yapalım. Bakalım neler var, neler yok. İşte çevrede detaylar, güzel toplanma alanları var. Oo. Bak şurayı sevdim. Orada acaba iç içe geçiliyor mu? Buraya garajı konumlandırmışlar. Güzel. Ama garajın yine yolu birazcık sıkıntılı, dar yani. Burada yol hakkı bizim mi? Hiç de bakmadık ama. Aldık bodozuna. Şurada durak var. Normal. Oyunda otobüs olduğu için otobüs durağının da olması gayet normal. Böyle buradan bir ana yola bağlanıyoruz. Şehir dışı yol. Şehri çevreleyen
daha doğrusu çevre yolu diyebiliriz. Eminim ki siz burayı yani ilk defa görmüyorsunuz ama ben ilk defa gördüğüm için şu anda kendime göre yorumlamak istiyorum. Şurada enteresan bir detay var. Ha, orayı sola veriyor. Bak sağdaki ne sola vermiyor. Gayet güzel bir yol bağlamı olmuş ha. Sağdaki adam sağa gidecek, soldaki adam sola gidecek. Buraya dönüş yapmasınlar diye güzel bir detay eklemişler. Böyle köprülü mepürü üzerimizden geçip geçiyor. Bu uyarı ışıklarımızı yakabiliriz. Ya ben multiplayer'da bu şekilde oynamayalım bayağı bir var yani. Multiplayer maalesef istediğim seviyede değil. Burada da kullandığım araçlar sayılıdır yani. Bir bu dafımı kullanıyorum. Bu dafımı çok severim. Daha sonrasında bir de Skyrim'i geçen videoda göstermiş olduğum o beyaz kaynağı. Onu hem single'da hem multiplayer'da kullanabiliyorum. Aa, biz yanlış yola çıktık. Buradan dur. Biz yanlış yola çıktık abi. Biz buradan gideceğiz ya. Hay anasını. Buradan bağlanabiliyor mu ben bu yola? Bağlanırım. Niye bağlanamam ki? Aynen böyle bağlanırız. Şu elemanlar bir geçsin de. Ya multiplayer'da biraz daha gerçek hayattaki gibi oluyorsunuz. Daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü işin sonunda aslında bir cezalandırma var. Gerçek hayatta da işin sonunda sizin hayatınız var. Yani orada da bir cezalandırma sistemi var ama gerçek hayatta. Neyse atlamayacağım. Ben geç. Bizim araç yavaş solda kaldı. Bu adam gelene kadar geçelim. Kaç kişi sollayacak daha bizi ya? Hadi Dav. Bas yavrum. Geliyor vallahi geliyor. Diğeri de geliyor. Gerçi bizim de yükümüz 23 ton ya. Şubat yükledik. Ne yükledik acaba? Ne bu? Koliko. Kola yüklemişiz. Bu arada 1.46 değil pardon. 1.46 değil. Bir tane Dorse tanker şeyi geliyor. Markası oyuna. Gelecek yani. Yük bitmeden gelecek. Hiç abi. Zora sokma bizi. Artık buradan bağlanıyormuşuz demek ki. Az kalsın yanlış yoldan gidiyorum. GPS nedense bizi diğer yola yönlendirdi. Gerçi orası daha kısadır. Böyle yeni düzenlemeden sonra daha kısa olabilir orası. Burada aslında alternatif bir yol olarak, kısa bir yol olarak kullanılması insanları en azından hani o yola bağlı olmayan insanları o yola teşvik etmesi daha iyi olmuş. En azından insanlar hani bir alternatif yol üzerinden gidebilirler. Biraz daha fazla gitsem demek ki şu anda girdik mi biz? Aa, dur bir dakika girmişiz lan harbiden. Vay be, o eski yolda ne anılarımız vardı. Hele ki o yol ilk popüler olduğu zamanlarda falan yani. Böyle toksik kitlesi fazla yokken insanlar daha bu oyunun hani
kamyonculuk simülatörü olduğunu anlayabiliyorken falan. Burada bayağı bir şey yapıyorum. Böyle sessiz sakin dakikalarda girmek daha iyi olabiliyor. Eğer ki bazı şeyleri incelemek istiyorsanız, bakmak istiyorsanız çok daha iyi olabiliyor. Çünkü hani potansiyel kaza oranımız azalıyor açıkçası. Oyundaki şey azalırsa. İndirdik şimdi. Hatta bir ayarını yapamadılar ya. Yapsalar çok daha iyi olabilir. Oğlum yavaş lan. Sakin ol. Karşıda böyle tatlı tatlı geliyor, gayet güzel. Ve uzunları da yakalım da videoda sıkıntı olmasın. Karşıdan biri geldiği zaman kapatırım. Oh. Çok iyi ya Duff. Harbiden Duff'ın bu kasasına ayrı bir hastayım. Yani benim için birinci sırada. Bastık gidiyoruz ha. Harbiden. Bu kadar acele etmemize gerek yok. Ama multiplayer'da da hani bu problem var işte. Bomboş yolda ben şimdi 80'le 90'la nasıl gideyim veya 85'le, her neyse. 110 bile aslında az. Yani insanlara bir yerde hak vermek gerekiyor, hızlı giden insanlara da. Hani mesela bu gibi ortamda mesela şu anda 80'le falan giderim. Problem değil. Ama dümdüz yolda da böyle birazcık şey olacak, ama neyse bir şey demeyeyim çünkü herhalde böyle bir kelime söylemeyeyim. Bot gibi gidiyoruz yani. Daha iyi. Ya mesela benim kıntı yaptığım nokta da olur mesela. Diğer haritanın bölgelerini mesela yoğun olan bölgelerde bir sınır koy mesela, atıyorum 90 km olsun. Bunu sonuçta yapamayacak olsalar bu şekilde de yapmazlardı. Bu bölgeye girdiğimiz zaman mesela 85-90 ile gitsin herkes. Ama buradan çıktıktan sonra da mesela multiplayer ve diğer taraflarda bu hız sınırı olmasın. Adam konvoydadır, kendi konvoydur. Yani açıkçası ben bir sınırlamaya karşıyım. Bunu bu şekilde söylemek istiyorum. Her kendim ne kadar da kullanmasam da ya şey yapmasam da ya, birazcık gerçekçi baktığım zaman hani bu araçlar aslında bulabiliyor bu hız sınırlarını, bu hız şeylerini, sayılarını. Siz tercih edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Yani benim gibi, ben de etmiyorum hızlı gitmeyi. Ama bana kalırsa multiplayer'da böyle bir hız sınırı olmaması gerekiyor. Ama Kalaist 100 büyük arasında olmalı. İşte Kirkenes de olmalı. Hatta Kirkenes ve Dorse sınırı bile olmalı. Yani şu arkamdaki normal Dorse'den başka hiçbir Dorse girmemeli. Hafriyat hariç tabii ki. O gibi hani taşıma Dorse'leri de girebilir de. Burada ne oluyor şimdi? Hop. Sokayım. Ne oluyor lan? O da ona vurdu da neyse, biz şu dingili kaldıralım, bu bizim başımıza iş açacak. Bir fren yaptık. Araç havaya uçtu. Ulan yine mi hasar aldık ya, inanmıyorum. Bu sefer ama kendi kendimize aldık da fren yaptık. Şu önümüzdekiler niye burada durduysa. Birazcık onların da etkisi var gibi.
hafiften etkili veya etkisiz. İşte çift dorse falan onlar giremeyecek o kirkenese. Ya bunları düzeltseler çok daha iyi olabilir. Şimdi ben mesela atıyorum İzlanda'dayım. Tablıyorum, tamam. Atıyorum İzlanda'dayım. İzlanda'dayken şimdi benim arkadaşımla nasıl gittiğime yani kimse karışamaz. Eğer kimseye zarar vermiyorsam. Dümdüz yol zaten. Virajları var ve işte kimse geçmiyor. İşte yoğun değil. Ben şimdi sıkıntıdan nasıl 110'la gideyim ki? Hani bir an önce yolu bitirmek isteyebilirim. Ya zaten bu yüzden de hani gidiyorum. O tarafları kullanacağım zaman single player'a giriyorum. Bu arada ne kadar fazla da insanlar bana selam veriyor. Multiplayer'a giriyorum. Single player'a giriyorum. Single player'da orada gidiyorum 90-90. Daha çok keyif alıyorum yani. Multiplayer'in mesela 110'la gitmesindense, multiplayer'da 110'la gitmektense girip mesela orada işte 85-90'la gitmek single player'da bana daha çok keyif veriyor. Orayı kullanıyorum. Bu da böyle bir hayat yani. Yaşantı. Ne diyeceksin? Ne oluyor babacığım? Hadi la. Karşıdan eleman geliyor mu? Gelmiyor. Neyse burada. Burada ne yaptığını bilmiyor ama bir şeyler yapıyor şu anda. Arkadaki araçlar arkasam. Galiba arkasa. Küçükten çünkü. Raf da yemiyor harbiden. Niye böyle lan? Lan utandırdın mı bizi ben? Yok yok, iyidir bu, iyi. GPS sürekli bir şekilde bizi bu yoldan kaçırmaya çalışıyor. Onu fark ettim. Bir de ileriden sağdan çık diyor ama yok, gerek yok. Bana birazcık eskiyi anımsattı. Yani böyle olacağını harbiden tahmin etmiyordum. Böyle insanlar karşıdan tatlı tatlı geliyor, bizim şeritten tatlı tatlı böyle. Hani herkes kendi yolunda falan. Bir de selam veriyorlar. Böyle oyun sanki yeni çıkmış gibi multiplayer modu. Bunları yakalım, önümüze atlamasın diyecektim de atladı adam. Harbiden oyun sanki yeni çıkmış ya, böyle 2014'te miyiz neyiz ya? Hayırdır? Oğlum ne yapıyorsun? Bariyerlere sürttürüyorsun hey.
Vallahi buraya kadar keyifli ve çok güzel geldik. Bu şeyi de ben hızlandırılmış bir şekilde koyabilirim. Buraya kadar geldiğimiz görüntüyü. Sizi sıkmak istemem çünkü bayağı yavaş geldik. 80'le falan geldik. Bu adamla karşılaştıktan sonra zaten ben de bir şey anlatmadım, konuşmadım. O yüzden orayı hızlandırılmış bir şekilde koysam biraz daha iyi olacak gibi. Sonra edit kısmında bakarız, düşünürüz. Herkes de çalışıyor ha, harbiden. Piyasa yoğun ya burası, harbiden. Kamyonculuk sektörünün nirvanası diyebilirim. O adam soldan akıyor ama sağa mı geçecek onu bilmiyorum. Şansını denedi ama başarılı olamadı. Ben salarsam seni olmaz yani. Önümüzde zaten adam var senin. O aradan geçme şansın yok. Kusura bakma. Arkadaki eleman. Burada yeşil yanıyor. Burada belki geçersin. Şey, satı de Renault var ya. Çok fazla. Böyle ikili yarışmalara girmedi derim. Skyline yok, Volvo'nun yok. Böyle insanları tokatlamaya çalışma bence. Haddini bil, sağdan devam et. Bak biz DAF'ız. DAF'ı bile geçemiyor yani. Bir de yükün kaç ton olabilir? 24 ton bir yükün var. Beygiri düşüktür. Burayı zaten SCS yeniledi. Bilmiyorum acaba multiplayer düşünerek yaptılar mı bir şey? Sonuçta multiplayer yasal olmayan bir eklenti. Yani yasal olmayan dediğim SCS'nin aslında kabul etmemesi gerekiyor. Bir şey yapsa BCS haklı çıkabilir yani. Ne diyeyim, dava söz konusu olsa yani ortada BCS haklı çıkabilir. Adamlar saygı gösteriyor demek ki. Ki zaten oyunun bu noktaya gelmesinde multiplayer'in gerçekten inanılmaz bir şeyi var, başarısı var yani. Dayı anasını satayım beni. Devam edelim bari. Burada enteresan bir şey yaşandı az önce. Adamın yüzüne koydu. Ben normalde hani ceza yesem de yemesem de kırmızı ışıkta geçsem hani bekliyorum. Sonuçta kaza olmaz. Önemli olan ceza değil. Gerçek hayatta da hani oyunda da önemli olan ceza değil, dediğim gibi hani size bir şey olmasın, sağlığınıza bir şey olmasın. Önemli olan budur. Lan sen benden nasıl önce geldin? Adam sonunda geçti ya lan. Bir şekilde geçti. Bizi ittirdi orada. Demek ki burada daha kısaymış. Onun geldiği yok. Biz şöyle dayı gel, gözünü seveyim. Kimseye bir bulaşmadan şöyle hemen direkt yükümüzü bırakalım. Adamı kızdırdılar. Şimdi hemen park edelim aracı. 23 ton. Geri geri birazcık ağır tabii dosyayı. Çok hafifi de iyi değil, çok ağırı da iyi değil. Böyle ideal bir hani 15 16 ton falan. Onlar ideal. Dosyayı istediğiniz gibi hareket edebilecekseniz bu şekilde bırakalım. Harbiden bu sefer beni yani çok mutlu etti. Böyle enteresan ya. Eski zamanlar aklımıza geldi. Böyle stop edelim. Dışarı çıkalım ve bu şekilde dosyamızı ayıralım.
Aferin dedi. Ne aferin ya? Yuh. Hasar cezası. Acaba Dorset'e içinde mi? Neyse. Harbiden bize aferin verilecek adamlarız ya. Devam edelim de şuraya. Farları yap, farları. Oyundan atacaklar. Buraya çekelim. Bu şekilde aydınlık bir görüntümüz olsun. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bugün multiplayer günündeydik. Multiplayer ben kendim çok fazla oynamıyorum şahsen. O yüzden de videosu az geliyor ama bugün enteresandır. Bilmiyorum ya, çok keyif aldım. Böyle insanlar selam veriyor falan karşıdan gelirken. Yavaş yavaş gidiyoruz. Böyle sollamaya çıkanlar var ama böyle hani tatlı, size zarar vermeden bir sollamaya çıkıyorlar falan böyle. Gerçekte olabildiğince olabilecek şeyler yani. Gerçeğe olabildiğince yakın oynadık bugün. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.